lazım. Önce tek hakimimizin kendimiz olduğunu bileceğiz. Sevgili arkadaşlar, aşağı doğru inelim lütfen. Tamam. Bunları yaparken sürekli karşılaştığımız negatif yaptırımlardan ve yorumlardan kendimizi arındırmamız lazım. Ekranda birlikte okursak, alt alta yazdım. Pazar daralması. Bu kelime olarak şu anda size bir şey çağrıştırdı. Ama cümleyi tamamladığım zaman hemen hatırlayacaksınız. Evet, ne olacak? Türkiye'nin hepsine satsanız bir gün bu sistem iflas etme mecburiyetinde. Demiyorlar mı? Diyorlar arkadaşlar. Böyle diyerek bizi nereye çekmeye çalışıyorlar? O nedeni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Neden? Size soruyorum. 76 milyon Türkiye'de günlük network marketine dahil olan insan sayısı belli mi? Hayır. Ama emin olun ki doğan insanın onda bir. Nasıl? Ölen insan sayısının onda bir. Siz 54 sene önce sisteme başlamış olan şirket hala ayakta duruyor. Doğru mudur, yanlış mıdır, iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor, yorumunu yapmıyorum. Sadece diyorum ki o adam bile daha henüz Türkiye nüfusunun %7'sine, dünya nüfusunun da %0.01'ine ulaşamamış. Yani önümüze atılan bu bariyerin gerçekten elinizin tersiyle kaldığını bakmalısınız. Bu tam bir iftiradır. Hiçbir ticaret alanında pazar doymaz. Çünkü doğan insan sayısına her gün 18 yaşına giren nüfusa bizim yeni müşteri sayısı katlamamız geçmez. Demek ki elde etmiş olduğumuz sayının 10 kat daha fazlası varken aslında biz çok geride bekliyoruz. Bu bizi kamçılamalı. Bundan sonraki maddemiz ise değerli arkadaşlar, talep tutmayacağına göre talebin bitmesi söz konusu değilken her yerde ve her alanda pazarladığımız o ürüne, sattığımız o ürüne, uzattığımız o ele, kullandığımız o sevgi diline, seni tutup çıkartacağım dediğimiz o insan sayısına ulaşmamız mümkün değilken biz niye oturuyoruz? Şimdi sağ taraftan sol tarafa, sol taraftan sağ tarafa sorduğum sorulara evet ben böyle çalışıyorum diyen arkadaş varsa lütfen samimice yer kaldırsın. Bir, yıllık hedefim var. İki, aylık hedefim var. Üç, günlük hedefim var. Günlük hedefimi, planımı gerçekleştirmeden yatmıyorum. Aylık hedefimi yapmadan, gerçekleştirmeden kendime eğlenmeye zaman ayırmıyorum. Yıllık hedefime ulaşmadan da ne tatile gidiyorum, ne de kendime kıyafet alıyorum. Kendi kendime neden diye belirlediğim hedefimle şaştığım için ceza veriyorum diye kim var şimdi? Hiç yok. Evet, çok kazanıyorsunuz. Veya nedenin cevabı ufak. Hedefi küçük koyuyoruz. Hedefi olmayan bir şey pini çekilmiş olmadı. Frustrasyon denilen bir tanımlama vardır. Bu da depresif bir bunalıma sokar insan. Arkadaşlar hedef koyun, hedef. Cep telefonunuzda konuştuğunuz, çıktığınız, nişanlı olduğunuz, yeni evli olduğunuz hanımınıza, arkadaşınıza gönlünü kazanmak adına günde 100 tane gerekirse 500 tane SMS atmayı göze alan yürekler. Hedefe ulaşmak için kaç kişinin kapısına gidiyorsunuz? Abi ya ben gittik olmadı. Follow yapıyorum diyemiyorum.
999 defa yaptığın sonuç alamadıysan, bir şeyi nasıl 999 defa yanlış yapıldığını öğrenememektir. O biri bulacaksın. O bire giden yolda hedef belirlemek alakalıdır. Hedef. Bugün oturacağım, yarının planını yapacağım. Bugünün işini yarına bırakma ki yarının işi unutulmasın. Hedeften şaşmamak üzere bilgi dağarcığımızı geliştireceğiz. Güçlendireceğiz. Ve şayet enerjimizi yitiriyorsak bir üstümüzden bu konuda destek alacağız. Canım arkadaşım kız istemeye gider. Kız kapısı tezgahı yapıştırır. Kız babası vermiyorum der. Hemen yanına torpilli birini bulur. Bir daha gider. Adettir, sünnettir, doğru mu arkadaşlar? Kız kapısı yine hayır der. Ya emniyet müdürünü tanıyan var mı? Niye? Bir de ona gitsin. Kızı seviyor. Alacak onu, kafaya koymuş. Belediye başkanı. Ha yoksa milletvekili mi bulsak? Köyün ağasından tut milletvekiline varana kadar herkesin sevdası için sefere sefere eder. Doğru mu? Doğru. Soruyorum size. Siz bu sevdanıza kaç defa ve kaç kişiyi seferber ettiniz de sonuç alamadınız? Bu deneme yanılma işi değil arkadaşlar. Bu bir sevda, bu bir tutku. Bu neden hedefine kilitlenmişse o zaman sevdalandığınız insanı insana kavuşmak için verdiğiniz mücadelenin aynısını bunun için vereceksiniz. Ve kazanacaksınız. Buradan biraz daha devam edelim arkadaşlar. Üçüncü başlığı nerede? Çok kötüsün. Yazmış, almamışsın. Peki her şey böyleyken bir sürü insan bizi beklerken biz neredeyiz? Ortada çok mu geldi? Temel şuraya düşmüş. Aşağıdan bağırıyor. Kisa yok mu? Kisa yok mu? Evden geçiyor, evden geçiyor. Dursun geliyor. Ne var? Ver elini. Uzat elini. Ver elini. Uzat elini. Ne aşağıdaki elini uzatıyor, ne de yukarıdaki elini veriyor. Arkadaşlar, network marketing yapıyorsanız uzat elini demeyeceksiniz. Tut elini diyeceksiniz. Tut. Ne diye? Neden hedefine taşımak için? Az önce bir örneğini verdim. Hepiniz Kırşehir'de misiniz? Bu çevreler misiniz? İyisiniz. O zaman hepiniz bol bol uçuyorsunuzdur. Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuzdur. Doğru mu? Nasıl hayır? Para harcamıyor musun? Mümkün. Şimdi arkadaşlar, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, uzak doğuda şehirlerin içerisinde dahi yürüyen ve düz kendinden ilerleyen merdivenler var. Gördünüz ve mutlaka kullanmışsınız. Bir şahit oldunuz mu havaalanında arkadaşlar, hareketime dikkat edin. Uçaktan iniyor veya uçağa gidiyor. Elinde çanta. Tam merdivenlerin olduğu yerde ortaya dikiliyor. Ne sağdan biri geçebilir ne de soldan biri geçebilir. Lütfen yol verir misin dediğiniz zaman da tamam. Öyle de zorla geçersiniz. Bu insan tiplemesine dikkat edin. Bu insan tüm hayatı boyunca birilerinin sırtına binmekten keyif alır. Ama statik ağırlığı senin sırtına bırakan bir insana dikkat edin. Anılara demiyorum ama
İçinizdeki erkeklerin büyük bir ekseriyeti bir kabristana evlat taşımışlar, mutlaka tabut taşımışlar. Siz hiç iki kişiyle taşınan bir tabut gördünüz mü? Neden? İnsan yükü ağırdı dostlar. Onun için 50 kiloluk adamı bile en az 6-7 kişi kaldırır götürür. Onun için daha henüz yaşarken, sağarken, ölmemişken sizin sırtınıza çuvallanan insanları taşımayın. Ya yapacağım ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musun? Koşuyorum ama kötesiyorum. Diğer insanların elinden tutun. Şunu bu şekilde itersen %99 ihtimalle devrilir. Bunu kaptırabilmem için ciddi bir enerji efonu kullanmam lazım. Lakin bunun tekerleri varsa ve yavaş yavaş yürüyorsa benim vereceğim ilave güçle bunu yapar. Gücüne güç verir. Onun için sistemimizde daha hızlı yürümek, daha başarılı olmak ve neden hedefine ulaşabilmek için size muhtaç olan insanın imdadına yetişir. Emin olun, ona destek olmak, ona yardım etmek size keyif verecek. Değerli dostlar, programımızın bütün yoğunluğunu biliyorum. Anlatılacak çok şeyler de var. Ama son olarak sahneyi sahibine bırakmadan önce bir şey daha özellikle sizinle paylaşacağım. O da internette, sanal alemde sürekli yorum yaparlar. Dikkat edin. Aman ha, bu bir piramittir. Bu bir yolsuzluktur. Bu bir saadet zinciridir. Doğru mu arkadaşlar? Bakayım ne kadar para var. Varsayalım ki burada 2000 TL para var arkadaşlar. Bu örneği lütfen beni hatırlamak için en azından kullanın, olur mu? 2000 lira param var. Bu 2000 lirayı verip ödeyim. Hem bir ürün olur hem de neden sorunun cevabına yol açacak olan bir ticari sisteme girmeme aman ha aman dikkat et paranlar olursun diye arkadaşın bilim yapısını analiz edeyim size. 2000 lira verdim, başaramadım, tembellik yaptım, kaybım var mı arkadaşlar? Ürün aldım ben. Siz her aldığınız ürünü hala kullanıyor musunuz? Peki o ürünü satanlar saadet zincir mi, piramit mi, yolsuz mu, hırsız mı? Hayır. O gün hoşunuza gitti, bugün hoşunuza gitti ve kullanmıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Peki, bu 2000 lirayı koruyorum deyip de milyonları kazanmaya engel olan o beyin sistemi bana iyilik mi yaptı? Nasrettin Hoca bile göle kaşığı sallarken daha bile tutarsın demiş. Efendim, bu sistemde girenler çok para kazanamıyormuş. Sürekli ilk girenler kazanıyormuş. Tepedekiler kazanıyormuş. Alttakilere hiçbir şey yokmuş. Duyuyorsunuz değil mi bunu arkadaşlar? Evet, duyuyoruz. Bunu duyuyorsunuz, biliyor musun? Şimdi siz yazın. Mercedes. BMW. Manisman. Motorola. iPhone.